Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Burası benim mahzenim. Garibi büyüttüğüm yer. Şöyle yürüyelim biraz. Arkadaşlar bu garibi büyüttüğüm salma. Şimdi işler değişti. Garibi merak ediyordunuz. Bir sizinle paylaşayım istedim. Karanlık oluyor. Dur şöyle çekeyim. Aşkım. Büyüdün mü sen? Sen kocaman mı oldun? Arkadaşlar garibimiz gerçekten artık uçacak duruma geldi. Koskoca bir güvercin oldu. Gel aşkım gel. Gel elime gel gel. Yani bir haftaya kadar artık gökyüzünde yükselebilecek duruma gelir. Ama daha bugüne kadar hiç uçmadı. Hiç başka kuşlarla temas halinde olmadı. Biliyorsunuz bu kuşun durumunu. Ufacıktı, parmak kadardı. Ölmek üzereyken kurtardık. Allah'ımıza bin şükür koskocaman bir kuş ettik. Ben hala kestiremiyorum arkadaşlar dişi mi erkek mi diye. Ama büyük ihtimalle dişi çıkacak. Yüz hatları öyle diyor. Gene de tam emin değilim. Ben hep oğlum diyorum. Herhalde ağız alışkanlığı öyle demeye devam edeceğim. Oğluşum, büyüdün mü sen? Bu arada arkadaşlar garibimiz artık yem yiyor. Artık kendi başına karnını doyurabiliyor. Bana ihtiyacı yok. Ama ben bile bile gittim papağan yemi aldım. Muhabbet yemi diye geçiyor. Çekirdek var, ağdarı var. İşte normal ufak muhabbet yemleri de var. Onları da rahatlıkla yiyebiliyor. Daha buğday yediğini hiç görmedim. Ama bir şekilde karnını doyuruyor. Eğer aç kalırsa buğdayını da yer. Değil mi oğluşum benim? Şimdi biz garibi omzumuza alalım arkadaşlar. Benim omzumda durmaya bayılıyor. Zaten atlamak için can atıyor şu anda. Bir omzumu alayım ben. Gel bakayım aşkım. Gel omzuma gel. Gel. Evet omzumuza geldi. Hatta şuradan yürü şöyle geç. Gel. Gel omzuma. Garip. Ha, neredesin sen? Ha aşkım benim. Burada mıymış benim oğlum? Ha? Ah, bir de kulaklarınla oynuyor. Bak 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 bak. Bir de kulaklarınla oynuyor bak. Bak bir de kulaklarınla oynuyor bak. Eşek seni. Arkadaşlar, omzuma bayılıyor. Yani burada bir saat dursa ben niye burada duruyorum demez. Bazen böyle kulağımla oynuyor. Bazen sakallarımla oynuyor. Keyif yapıyor burada. Bazen omzuma pisliyor. Ona da sesimizi çıkarmıyoruz. Çoğu zaman da böyle kaşınıyor. Uyuz. Çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor benim oğlum. Çok kaşınıyor. Bazen de böyle öpüşüyoruz da şu an çekemeyeceğim. Biz bayağı keyif yaşıyoruz bununla. Ama korkuyorum arkadaşlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten garibi kümese koymaya korkuyorum. Çünkü dışarı çıktığında ne yapacağını bilmiyorum. Artık uçabilecek durumda dediğim gibi. Hani 3-5 güne kalmaz. Diğer kuşlarla yükselebilecek vaziyette. Ama gider de gelmez. Kümesi bulamaz diye korkuyorum. Bu kuş diğerleri gibi normal bir şekilde büyümedi. Hep benim gözetimim altındaydı. Gökyüzünü daha hiç görmedi. Bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağım. Çünkü giderse çok üzülürüm. Bu benim her şeyim. İyice alıştı bana. Biz bununla ayrı bir bağ kurduk kendimize. Değil mi oğlum benim? Öpeceğim mi dudağımdan? Gel. Garip. Garip. Gel. Öpmeyecek misin dudağımdan sen benim oğlum? Gel. Öp hadi. Ama çok ayıp bak. Ben sana öpücük atıyorum sen bana atmıyorsun. Arkadaşlar, posta kuşunu seviyorum zaten. Başlarda da söylemiştim. Çakmaklı, mavi,
Bu tarz postalar ayrı bir güzel geliyor benim gözüme. Renkli postalar çok hoşuma gitmiyor. Yani beyaz, işte limoni, şekeri, o tarz postalar hiç hoşuma gitmiyor. Hele ki kara kanat, kırmızı kanat falan, onlar tamamen süs kuşu gözüyle bakıyorum. Onların böyle yarışacağını, derece alacağını hiç tahmin edemiyorum. İlla ki vardır ama sayıları çok azdır. Bana göre posta kuşu çakmaklı ya da mavi olacak. Bir de böyle alacalı olunca, kafasında beyazlıkları, işte kanadında sazı falan olunca daha da çok seviyorum. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz misali. En sevdiğim posta güvercini tipi. Biz kurtardık bunu, şükürler olsun. Heh. Korkma oğlum, korkma korkma. Bu eller sana, sen bu hale gelene kadar mama verdi, yem verdi, eşek. Git o tarafa gitme. O tarafa gidersen yüzüm gözükür. O tarafa gitme, yüzüm gözükür. Eşek sıpası. Çok merak ediyordunuz garibi. Merakınızı gidermek istedim. Şükürler olsun, çok sağlıklı, keyifli, neşesi yerinde, karnı tok, fiziği iyi durumda. Korkmanıza gerek yok. Şimdi biz garibi bir şuradan, hep de esnedi eşek sıpası. Bir aşağıya atalım. Şunu ben bir çevireyim. Şimdi arkadaşlar, gariple olan kısmı bitirelim. Ben bu salmayı niye kapattım, onu açıklayayım size. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, Ramazan. Bana bir çift güvercin hediye etti. Kuşlar gerçekten güzel kuşlar ve daha önce hediye aldığım kuşları kaybetmiştim ya. Bu Mehmet'ten bir Kosova döneyi almıştım. O kayboldu. Aynı şeyi yaşamayayım diye ben de bu mahzen dediğim, arkadaşlar bu bizim firmamızın deposu, koskoca bir alan. Mahzen dediğim yere getirdim kuşları. Hatta şöyle açıp biraz göstereyim size. Kuşlar nerede? Kuşlar burada arkadaşlar. Bir flash açayım, bir saniye bekleyin. Daha net olsun. Evet. Kuşlar burada. Çok güzeller. Biri erkek, biri dişi. Yalnız daha eş değiller. Sanırım şuradaki dişi karabaşımız yeni kızıyor. Yavruluktan yeni çıkıyor ama yüz şekli olarak benim hoşuma gitti. Erkek biraz yaşlı, sürekli yavru alınmış. Temiz bir kuş. Göz çeperi, gagası, gagasının kalınlığı, işte bacaklarının çok uzun olmaması, bir de kafa kuyruğa yakın bir renk olması beni mutlu etti, hoşuma gitti. Sağ olsun Ramazan, ben hiçbir şey söylemeden gönlünden kopmuş bu kuşları hediye etti bana. Dişinin biraz lekeleri var arkadaşlar sırtında. Şöyle gölgemle göstereyim ha. Şuralarında biraz lekeleri var. Ama karabaş kuşunda bunlar olur. Belki bunların altından gelecek olan yavrular temiz çıkabilir. Dişinin kafa yapısı çok hoşuma gidiyor. Şimdi biraz daha yakınlaşsam acaba korkarlar mı? Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hem renkleri hem fizikleri gayet güzel kuşlar. Maşallah benim kuşlarıma. Ramazan hediye etti. Ben de kuşların kanatlarını çekmek ya da bantlamak istemedim. Burada bu salmanın içinde yemlerini yiyorlar, sularını içiyorlar. Arada bir dışarı çıkarıyorum. Keyif ediyorlar. Burada eş alacaklar, yavrulayacaklar. Bunlara ben güzel bir yuva yapacağım. Şimdilik böyle bir kartondan idarelik bir şey yaptım ama güzel bir limon sandığı ya da bir yumurtalık koyacağım buraya. Bir de arkadaşlar, burada bir çift karabaşım daha var. Bunlar benim kendi kuşlarım. Erkeğin dişisi farklıydı, dişinin de erkeği farklıydı. Ben o eşleri ayırdım. Bu ikisini eş yaptım. Bunlar şimdi hali hazırda eşler. İkisi de çok hoşuma giden kuşlar. Dişi biraz rahatsızdı, toparladı. Dişiyi kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Yani Allah korusun, bir şey olur, bir şey olur, yavru almadan elimden çıksın istemiyorum. Erkek de çok güzel benim nazarımda. Eksiği kusuru var ama kötü de bir karabaş değil. Bu benim uçurduğum karabaşlardan erkek. Dişi de aslında kümesime alışık ama bunlar daha hiç yükselmediler. Hiç böyle
tam anlamıyla uçuşlarını, dönüşlerini göremedim. Ben de diyorum ya, dönüşlerini göremedim diye. Yavrularının dönüşlerini merak ediyorum. Bari diyorum, bunlardan bir hayır gelmedi, uçuramadık. Yavrularını uçuralım. Bak, erkeğimiz hazır, dişimiz de hazır. Bir yumurtlasınlar, bir yavru alalım bunlardan. Allah izin verirse göreceğiz. Şimdi ben burayı bir açayım. Kuşlar bir çıksınlar. Gelin bakalım. Gel. Garip de burada. Ha? Bir gelin bakayım ya. Ha? Şöyle bir rahatlayın. Dediğim gibi kanatları açık. Burada kaçabilecekleri bir yer yok. Bu arada garip koluma geldi. Şöyle bir göstereyim mi size? Bakın arkadaşlar. Meraklı melahat. Ne oldu sana? He? Beni mi özledin sen? Kıskandın mı diğer kuşları? Eşek seni. Arkadaşlar, dediğim gibi bununla son derece yakın bir bağımız oluştu. Artık ben garipsiz yapamıyorum. Garip de bensiz yapamıyor. Değil mi oğluşum? Ha? Oğluşum. Oğluşum. Öpeceksin mi beni? Öp bakayım. Garip. Garip. Oğlum oraya değil, oraya değil. Neyi merak ettin sen ha? Çok mu merak ettin kamerayı sen? Hayır, oralara basma. Orası stop. Eşek seni ya. Tipe bak, tipe tip. Garip. O videoyu durdur. Ona basmıyorsun. Eşek kırmızı gördü orada pause tuşunu. Basacak. Videoyu durduracak ya. Meraklı. Neyse, biz karavaşlardan bahsetmeye devam edelim. Bu dört kuşumuz da alınmaya değer gördüğüm kuşlardan. Şuradaki iki tanesini dediğim gibi hediye aldığım için uçurmayacağım yavrusunu alana kadar. Hani yavrusunu alayım, sonra uçurayım bunları. Kaçarlarsa yavrusunu aldıktan sonra kaçsınlar. Hiç değilse bana Ramazan sorduğunda benim kuşlar nerede diye derim ki vallahi Ramazan, kuşları kaçırdım ama yavruları var. İstersen yavrularından veririm derim. Bir şekilde o sıkıntıyı tolere ederim. Ama mesela Mehmet'e yapamadık onu. Kosova'yı kaçırdık. Ondan da hiç yavru alamamıştık. Ne izleyebildik uçuşunu, ne yavrusunu görebildik. Bu beni üzdü tabii. Ama kuşlarım güzel ya. Maşallah benim kuşlarıma. Öt yavrum benim, öt. Oh. Kavga falan etmeyin ama. Ben şimdi bunları böyle bırakacağım arkadaşlar, gideceğim. Bunlar akşama kadar buralarda gezinecekler. Pislesinler, sıkıntı yok, ben temizliyorum. Ha, bunlar da eşim, bakın arkadaşlar, öpüşecekler bakın. Hadi bir öpüşün bakayım. Hadi bir öpüşün bakayım. Öpmeyeceğiniz lan birbirinizi. Bir öpüşün lan. Neyse. Garibimiz de burada. Eşek sıpası eşek. Yok ya, kocaman kuş oldu ya bu. Kocaman kuş oldu ya bu. Bir de meraklı meraklı. Bir de çok meraklı. Arkadaşlar, dediğim gibi burası benim mahzenim. Güzel, kocaman bir alan. Kuşlar rahatlıkla gezip dolaşabiliyorlar. Taş toprak yiyorlar. Burası da onların salmaları. Salmanın içine girip keyif edebiliyorlar. İşte yemleri, suları var. Aç değiller, açıkta değiller. Garibim de zavallım tek başına burada büyümeye çalışıyor. Bununla alakalı hala ne yapacağımı bilmiyorum. Kümese götürsem mi, götürmesem mi emin değilim. Oğluşum, ne yapalım seni? Bir sürü kuşun yanına götüreyim mi seni? Böyle bir gökyüzünde uçmak ister misin sen? Ha? Böyle bir havada böyle hareketler yapmak ister misin? Ama bak, alışırsan seni uzaktan salarım. Geri gelmezsen döverim seni bak. Pataklarım seni. Garip gel. Garip. Garip gel oğlum, gel. 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 Gel 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 gel. Gel oğluşum gel. Gel oğluşum gel. Öleyim mi sana ben? Ha? Tipine öleyim mi senin tipine? Neyse. Ben kuşları sevmekten sizle sohbet edemiyorum. Videoyu sonlandırayım.
Bu salmayı biraz daha büyütebilirim arkadaşlar. Şurada birkaç tane tahtam var. Onları kullanmayı düşünüyorum. Bu salmayı büyütüp böyle bir kümesvari bir şey yapıp gene geldi. Gel, gene geldi. Ne oldu oğlum? İlla geleceksin, o kırmızıya dokunacaksın değil mi sen? Dediğim gibi arkadaşlar, o salmayı büyütebilme şansım var. Elimde malzemelerim de var. Salmayı büyütürsem ben buraya biraz daha kuş çıkarırım. Yani bir 3 çift, 4 çift daha kuş çıkarırım. Ama işte kuşçuluk böyle bir şey. Bir kere kümes yaptığın zaman illa içini doldurmak istiyorsun. Bu sefer diyeceğim ki ya dışarıdan da 3-5 kuş getireyim. Güzel böyle süs kuşları. Onlardan da yavru alayım diyeceğim. Onları da koyacağım. Gene duramayacağım. Kümesin içini dolduracağım. Onun için emin değilim. Şu anlık böyle iyi. Garip. Oluşum. Bak, videoyu sonlandıracağız. Bir şey diyor musun abilere, ablalara? O illa kırmızıya dokunacak. Gel. Oluşum. Oluşum. Senin tipini yerim. Sana da ölürüm. Benim yakışıklı kuşum ya. Yakışıklı kuşum ya. Ha. Ha. Uyuz. Kaşınan uyuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.